Hoş geldiniz. TÜİK'e göre Temmuz'da enflasyon %1, %8 yükselmiş ve yıllık oran %19 olmuş. Oysa yaz yani bolluk aylarındayız ve fiyatların değil artması düşmesi gerekiyor. Olması gereken bu ama bunun olmayacağını aylar öncesindeki üfe yani üretici enflasyonu ile gözlemlemiştik. Bu şekilde Türkiye TÜİK rakamlarına göre bile dünya klasmanında enflasyonda şampiyonlar listesindedir. Israrla TÜİK dememin nedeni ise şudur. Türkiye'de Malum iki enflasyon rakamı var. Birincisi sanal ki biz ona saray enflasyonu diyoruz ve o oranı TÜİK açıklıyor. İkincisi gerçek yani hal enflasyonudur ki onu da duyuran önemli kurumlar var. Mesela Türkiye'nin en değerli akademisyenleriyle sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Enflasyon Araştırma Merkezi bunlardan biridir. İşte o kurumun objektif verilerine göre Temmuz ayındaki enflasyon artışı 4.9 yıllık artış ise 44.9 ki markete yani alışverişe çıkan herkes bu tablonun farkındadır. Yüzde 44 onda 9 fiyat artışı ise eşittir hiper enflasyon demektir ve Türkiye için yıkım anlamına gelmektedir. TÜİK'in açıkladığı yüzde 19'luk enflasyon oranı bile ekonominin önündeki büyük takozdur. Zira bunun manası faizlerin inmemesi demek olacaktır. Faizlerin inmemesiyle topyekün bir çöküşe hatta ekonomik yangına yelken açılmış olacaktır. %19 enflasyonun üstüne birkaç puanlık riskleri ilave ederseniz üreticinin faiz maliyeti yükselecektir. Bazıları diyor ki öyle diyorsunuz ama döviz düşüyor. Doğrudur. Lakin kısa bir dönem için bu böyle ki bunun sebepleri nedenleri de var. IMF'den pandemi dolayısıyla bu ay sonu gelecek olan 6 milyar doların buna ciddi bir katkısı var. İlaveten Amerikan Merkez Bankası yani Federal Reserve'un varlık alımlarını sürdüreceğini açıklaması yine dövizdeki düşüşe katkı yapmaktadır. Keza Afganistan rüşveti ile Joe Biden'ın Türkiye'nin üstüne gelmeyi ertelemesi ve de Doğu Akdeniz rüşveti ile Avrupa Birliği'nin frene basması Türk lirasını değerlendiren diğer hususlardır. Ancak bütün bunlar konjonktüreldir ve bir iki aya pekala ters yüz olabilir. Mesela FED varlık alımlarını keser ve hatta kısarsa tablo tam tersine dönecektir. Aynı şekilde Halk Bank davasında çıkacak menfi bir karar her şeyi ters yüz edebilecektir. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile siyasi bir tersleşmede rüzgar anında ters yüz olabilecektir. Söylemek istediğim dövizdeki düşüşün ekonomimizin iyiye gitmesinden ötürü değil, Türkiye üzerindeki siyasi baskıların an itibariyle yakın geçmişe oranla azalmasındandır. Oysa ekonomideki gerçek tablo yani veriler gelecek adına hakikaten korku salıyor. Küçük bir siyasi kıvılcım emin olun temenni etmem elbette ama büyük bir ekonomik yangına evrilecektir. Ekonomide esas olan kendi iç dinamikleridir ki bizim ekonomimiz bu anlamda maalesef tek kelime ile hastadır. Öyle olmasa faiz düşürsün diye atanan yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu aylardır faizi indirirdi. İndirmek bir yana hükümetin Türk lirası mevduatlarındaki stopaj kıyakları arttırılarak devam ediyor. Literatürde borçlanmanın, faizin, işsizliğin ve fiyat artışlarının arşa çıktığı, cari açığın devam ettiği, ihracatı ithalata bağlı ve bütçe açığı olan bir yapının tanımı eşittir hasta ekonomidir. Buradan hareketle dövizdeki düşüş ekonomide iyi şeyler olduğu için değil, beklenen siyasi vurgunların an itibariyle yenmemesindendir. Tam bu noktada soralım. Düne kadar IMF'e olmadık hücumlarda bulunan Tayyip Erdoğan, şimdi bu kurumdan 6 milyar doları sahi nasıl alacak ve millete bunu nasıl açıklayacak? Bakın değerli dostlar, Metropol'ün dün yayınlanan araştırmasının sonucu başlıklarla şöyledir. Halkın %60'ı Türkiye kötüye gidiyor diyor. Bu oran Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde %50, AKP seçmeninde %28'dir. Kötüye gidişin nedeni olarak yönetim görülüyor. Evet, halkın devlete olan güveni her geçen saat, her geçen gün eksiliyor ve an itibariyle tarihin en alt düzeyindedir. Sadece ekonomi ve dış politikadaki çöküşler değil. Mesela çok basit olan maske dağıtımından aşı siparişi ve yangın olayına kadar her şeyi ellerine, yüzlerine bulaştırıyorlar. Profesyonelce yaptıkları tek şey sorumluluğu başkasına atacak algı mühendisliğidir. Görüyorsunuz suç hep başkalarındadır. Mesela millet patatessiz, soğansız kalınca hatırlayın soğan üreticileri terörist ilan edilmişti. Döviz birden patlayınca yine hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa suçlanmıştı. Yangın çıkınca da Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK deniliyor. Yahu diyelim yangını PKK çıkardı. Söndürmeyecek misiniz Tayyip Erdoğan'ın şahsı için 10 adet uçan saray alınırken hani nerede yangın söndürecek uçaklar niye almadınız PKK istismarı ve sığınmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bile isyan etti ve milleti kışkırtmayın örgütün propagandasını yapmayın dedi. Ama alışmış, kudurmuştan beter misali sorumluluk almıyorlar. Sürekli olarak suçu başkalarına atıyorlar. Koskoca Türk devleti adeta birilerinin oyuncağı durumundadır. Emin olun mübalağa yapmıyorum. Türk devleti son 100 yıldır bu yangında yaşandığı gibi hiç bu kadar çaresiz kalmadı. AKP destekçisi Mehmet Metiner dün Yeni Şafak gazetesinde reise otobüsün üstünde çay attırma yanlışını kim yaptırıyor diye soruyor. Ah Metiner Bilmez misin Tayyip Erdoğan kimseyi takmaz ve umursamaz. Dolayısıyla çayı kendiliğinden atıyor. Tabi reise direkt olarak yanlış yapıyorsun denilemediği için bu yola başvuruluyor. Bu arada söyleyin Erdoğan'ın son yaptığını Kemal Kılıçdaroğlu yapsa manşetlerle idam edilmez miydi? Televizyon kanalları günlerce yerden yere vurmaz mıydı? Yangında ölen kahraman çocuğun babasının ayağına gideceğine kendi ayağına getirtip baş sağlığı diledi. Denilip olmadı hakaretler yapılmaz mıydı? Vallahi de billahi de yapılırdı. Ama o işi yapan Tayyip Erdoğan olunca tık yok. Çünkü bugünkü Türk medyasının yüzde 95'i sarayın köleleridir. E ee, köle olunca sahibi eleştirmek elbette mümkün değildir. Değerli dostlar tanık olunan garabetlerden biri de Orman Bakanı'nın yangından ötürü Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri sorumlu göstermeye çalışmasıdır. Oysa Aynı AKP zihniyeti kısa süre önce bedava ekmek dağıtan CHP'li belediyeleri devletin içinde ikinci devlet olmaz diyerek engellemişti. İlaveten yasa ortada Orban yangınında sorumlu ve yetkili olan sadece orman bakanlığı ve heyhat bakan ya kendi kanununu bilmiyor ya da böylesi basit ucuz yollara tevessül ediyor. Bu gibi şeylere sapan sadece Orman Bakanı da değil, Rütük Başkanı dün çıktı orman yangınları bağlamında özel televizyonları açıktan tehdit etti ve iktidarın istediği doğrultuda yayın yapılmasını istedi. Yine yangında evi yananlar için başlangıçta bedavaya ev sözü verilirken şimdi TOKİ ve faizli kredi demeye başladılar. Bakın gün doğmuşun AKP'li belediye başkanı Mehmet Özeren iki gün önce eski evi olanlar keşke bizim evimiz de yansa diyor dedi. Çünkü evler bedavaya yapılacak sözü vardı ama iktidar nedense bundan vazgeçti iyi de bu AKP değil midir İdlib'deki cihatçı çetelere 50 bin ev yapıp bağışlayan? Bu AKP değil midir Sudan ile Somali'de ümmete sahiplenme adına binlerce bedava konut inşa eden? Bu AKP değil midir dağlara, taşlara ve 104 ülkeye milyar dolarlar harcayarak binlerce, on binlerce kişiyi alacak şekilde büyük camiler inşa eden söz konusu. Antalya Türkü olunca kredi yani para ile TOKİ konutu. Öyle mi görüyorsunuz AKP ile Türkiye'de Türk olmak ne kadar zorlaştı bir başka aymazlık yardım konusunda yaşanıyor ardarda yangınlar çıkarken bazı ülkeler yardım teklifinde bulundu ki bu olağan bir şeydir vay sen misin o teklifi yapan Türkiye size muhtaç değil, Türkiye aciz değil, büyük devlettir. Biz kendimiz kendi yangınımızı söndürürüz. Mesajlarını yayınladılar ve abartısız olarak kıyamet kopardılar. Dahası yardım almanın ne sakıncası var diyenlere de hakaret ettiler. Derken 6 gün sonra hükümetten açıklama yangın için Avrupa Birliği'nden yardım talep ettik. Sadece o da değil, Tayyip Erdoğan yardım gönderen ülkelere kamera önünde teşekkür etti. Amiyane tabirle buyurun cenaze namazına. Yahu madem bu kararı alacaktınız, neden bir hafta sonra her şey gözler önündedir? Türkiye Cumhuriyeti bırakın büyük bir devlet gibi, büyük bir şirket gibi bile yönetilmiyor. Anlık ve duygusal reflekslerle günü kurtarmaya çalışan, Acemiler Bankası fotoğrafı var. Ki bunun adı eşittir, mahalle bakkalı yönetimidir. Yangın bağlamında Ankara'da yapılan espri de şudur. İktidar darbe korkusu ile askeri kitlesel olarak kışladan çıkarmaya korkuyor. İfade ettim elbette bu espri lakin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden niçin ilk andan itibaren yararlanılmıyor anlamak mümkün değil. Nihayet Milli Savunma Bakanlığı dün 500 asker sahada dedi ama yeterli mi bu tartışılır. Bütün Ege ve Akdeniz yanarken bunu gizlemek yerine seferberlik ilan etmek olması gereken değil midir? Yangın olayı turizmimizi de vurur ve vuruyor. Emin olun bunun farkında bile değiller. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin diyorum.